şeyi bilendir. Her şeyin sahibi muktedir olanıdır. Derdini aç Allah'a. Allah'la konuş. En büyük azap Allah'tan uzak olmak. Allah'ı kaybeden her şeyi kaybetmiştir. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Bizi mağfiret eyle. Kusurlarımızı gider. Bu imanla dinilirsek mahşerde inşallah Muhammedül Emin'i göreceğiz. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Akşamınız, geceniz hayırlı olsun. Bugün Ramazan ayı ve efendim Ramazan ayının ikinci günündeyiz ve iftar vaktindeyiz. Hazreti Peygamber Ramazan ayı geldiğinde zaten cömert olan duruşunu daha da cömertleştirirdi. Hazreti Peygamber sadakayı çokça dağıtırdı ve sofralarına müminleri elbette ki misafir ederdi. Gönül sofrasına ve yer sofrasına müminleri misafir ederdi. Garibanın, fakirin olmadığı sofra Allah'ın sevmediği sofradır demek suretiyle o sofraları toplamanın gayesinin kalpleri kazanmak olduğunu ifade ediyordu. Bizler de bugünlerde soframıza belki davet edemeyeceğiz ama gönül soframıza davet edelim, küsleri barıştıralım, sevgiyi yaygınlaştıralım, insanları kucaklaştıralım, ayrı gayrı gözetmeksizin herkesin yanında olabilelim ve Allah'ın kullarına Allah yarattığı için sevgiyle, muhabbetle bakalım. Gelin büyüklerden birinin şu duasıyla başlayalım bu güzel günümüze. Dinim için bana Allah yeter. Bana düşmanlık edene karşı ben kin ve nefret taşımayacağım. Bana Allah yeter. Beni üzene karşı, haksızca bana töhmette bulunana karşı bana Allah yeter. Beni çekemeyenlere karşı, kıskananlara, haset edenlere karşı bana elbette ki Rabbim Allah'ım yeter. Bana kötülük düşünenlere karşı, kötülük tasarlayanlara karşı elbette ki bana Allah yeter. Yani ona sığınmışım, onun emanına sığınmışım. O bütün bu sıkıntıları giderecek, beni selamete çıkaracak olan sahildir. Ölüm anında o en sıkıntılı, o en çaresiz olunan o anda bana Allah yeter. Kabir sorgusu sırasında Rabbin kim, peygamberin kim, kıblen neresiydi, nereye dönüyordun sen? Manen ve fiziken kime dönmüştün? Kimi kıble edinmiştin veya Allah'ın kıblesinden başka kıbleye dönmüş müydün, sapmış mıydın diye sorulduğunda bana Allah yeter. Çünkü o benim hayatımı bildi, benim onun kıblesinden başka kıbleye dönmediğimi iyi bildi. Terazi sırasında bana Allah yeter. Yani günah ve sevapların tartılacağı yerde. Sırat köprüsünden geçişte bana Allah yeter. Ayaklarım kaymadan, düşmeden, savrulmadan sırat köprüsünü geçebileceğim Rabbim bana yeter. Yüce Allah her işimde bana yeter. O ne güzel vekildir. Dönüşüm şüphesiz onadır. Yüce Allah hayatımızın düzenini ve temelini iman üzerine kurdursun ve bizi bu yoldan hiç çevirmesin. Hazreti Ali Keremallahu Vecihi halifeyken bir gün çarşıdan geçerken Kufe çarşısında birinin yere düştüğünü ve yerdeyken böyle çırpınmaya başladığını görünce İmam Ali Keremallahu Vecihi o kişiye doğru seyirtti. Hızlı hızlı bir şekilde yanındaki arkadaşıyla beraber o kişinin yanına gitti ve onun son nefesini vermekte üzere olduğunu anladı. İmam Ali, bari Müslüman olan bu kişi son nefesini verirken yüzü kıblede olsun düşüncesiyle o kişiyi kıbleye doğru döndürmeye gayret etti. Hazreti Ali keremallahu vece. Ama garip bir şey, Hazreti Ali onu çevirirken sanki 10 kişi Hazreti Ali'nin zıttına adamı kıbleden diğer tarafa doğru çeviriyorlardı. Görünmeyen bir güç sanki onu kıbleden uzaklaştırıyordu. İmam Ali yine bir hamle ile adamı yavaş bir şekilde, nazik bir şekilde kıbleye doğru çevirdi ama adam yine bir güç sanki adamı kıbleden diğer tarafa doğru savuruyordu. 3 defa hamle etti İmam Ali. Üçünde de kıbleye döndürdüğü kişiyi görünmez bir güç kıbleden diğer tarafa doğru savuruyordu. Hazreti Ali ayağa kalktı, ellerini silkeledi. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kudret ancak Allah'a aittir dedi. Gücün ve kudretin sahibi ancak Zülcelal olan Allah'tır dedi. Son derece üzgün, son derece müteessir bir şekilde yanındaki dostunun yanından geçip yürümeye başladı. Yerdeki adam can vermişti.
Döndü ve yanındaki arkadaşı sordu İmam Ali'ye. Ne oldu orada? Neden ey imam onu çeviremediniz? Hazreti Ali şöyle dedi. Ben onu çevirmeye gayret ettim ama sanki bir güç şöyle diyordu, bir kudret, bir karar diyordu ki sen onu boşuna kıbleye çevirmeye çalışma imam, İmam Ali. O hayatı boyunca bize dönmedi. Son nefesinde de biz onu istemiyoruz. Çünkü o bizimle irtibatını kesmişti. Onun için ne kadar çabalasam onu çeviremeyeceğimi anladım. Ben bıraktım onu kendi haline. Ya Rabbi son nefeste yüzümüz kıblede, gönlümüz sende ya Rabbi, kalbimiz sende ya Rabbi, niyetimiz Muhammed'inde ya Rabbi, dinin üzerine sabit, imanın üzerine sabit, sağa sola zikzak yapmadan temiz bir hayatla bizlere temiz bir ölüm nasip eyle ya Rabbi. Ama yaşarken de tertemiz, güzel olan şeyleri yapabilmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Efendim şu anda İstanbul için iftarımıza 5-6 dakika var ezanımıza. Dilerseniz şu saatte hani duaların kabul edildiği bir andır. İftarlının iftarını açacağı an duaların en kabul edildiği andır. Gelin hep beraber Rabbimize elimizi açalım. Çünkü o bizim sultanımız, bizim sahibimiz. Karar mekanizması ondan geçer. Peygamberler, melekler dahi onun emri olmadan bir yaprak yerinden oynamaz. Gelin hep beraber elimizi kaldıralım, onun için ona yalvaralım bizi affetmesi için. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ya Rabbi sana sonsuz hamdü sena ederiz. Sana sonsuzla şükrederiz ya Rabbi. Son elçin, son peygamberin, kulun ve Resulün olan Muhammed Mustafa Efendimiz'e salatü selam getiririz. Ve şu saatte, şu dakikada, şu anda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek imanımızı bir daha ilan ediyoruz. Şehadet ederiz. Yani gönlümüzden iman ve yakin ile teslim oluruz ki, dilimizle de ifade ederiz ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz onun son elçisi, son peygamberi ve onun kulu ve resuludur. Ya Rabbi bu hamdimiz, şükrümüz ve salatü selamımız hürmetine bizi sevdiklerimizle beraber eyle ya Rabbi. Bizi her türlü şerden, bizi her türlü kötülükten, bizi her türlü şikaktan, hastalığın her türünden, belanın, musibetin, kazanın, felaketin her türlüsünden önce bizleri, ailelerimizi, sevdiklerimizi, sonra İslam aleminin tümünü ve sonra insanlığın tümünü muhafaza eyle. Çünkü bütün insanlığı sen yarattın. Bütün insanların iki kulağı var, iki gözü var, bir burnu var. Hepsinin halkı sensin. Hepsi senin kullarındır ya Rabbi. Bir kısmı seni biliyor, bir kısmı belki seni bilmiyor. Ama bilmeyenlere de kendini hatırlatıyorsun sen ya Rabbi. Ölmeden önce o bilemeyenlerin de seni bilmesini temenni ve niyaz ederiz. Onlara da iman nasip eyle ya Rabbi. Onlara da samimiyet nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, mübarek Ramazan ayının şu günleri, şu saatleri duaların çokça kabul edildiği, tövbelerin çokça kabul edildiği, bütün merhamet, rahmet kapılarının sonsuza kadar açıldığı bir an içindedir. İlahi ya Rabbi bu an hürmetine şu anda sana elini açmış, bizimle beraber yalvaran evlerindeki gençler, yaşlılar, amcalar, halalar, teyzeler kim varsa, kim sana yakınsa ya Rabbi onun hürmetine tümümüzün günahlarını affeyle ya Rabbi. Kusurlarımızı gider ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden şerre, kötülüklere müsaade etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi hayatımız boyunca belki bugün bile yığınla yanlış yapmış, kalp kırmış insanlara zarar vermiş olabiliriz. Ama ne olur ya Rabbi kudretin, azametin hürmetine bizleri muhafaza eyle, her türlü şerden bizleri uzak eyle, dualarımızı kabul eyle, orucumuzu, zikrimizi, teravihimizi, namazımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin diyorum ama...